Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Erdoğdu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den size sesleniyorum. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas ve Luhansk bölgelerinin sözde bağımsızlığını tanıdı. Aslında bu hadise dün olan bir hadise değil. Rusya buraya 2014 yılında girdi. Girdiği zaman Rus ayrılıkçılarla girdi. Orada Rus ordusu vardı, Rus vatandaşları vardı. Rusya'nın bütün kuvvetleri vardı ve o bütün kuvvetlerle Ukrayna halkına saldırdılar. Oraları işgal ettiler. Ancak her zaman yalanladılar. Rusya devlet olarak değil, oradaki halkların savaşı olarak bunu lanse ettiler. Bugüne kadar defakto olan bir hadise vardı. Dün Vladimir Putin bütün bu defakto hadiseyi resmileştirdi. Aslında bugüne kadar söyledikleri yalan olduğunu kendisi ispat etti. Bunu resmileştirmeden önce de Osmanlı tarihinden girdi, böyle geçmişten geldi. Verdiği tarih bilgiler de kesinlikle doğru değil. Bugün baktığımız zaman Ukrayna'da nasıl bir hava var? Bugün sabah yine insanlar kalktı, çocuklarını okula götürdü. Mesaisi olanlar mesaisine gitti, iş olanlar işine gitti. Devletin bütün kurumları çalışıyor, kamu kurumlarının hepsi çalışıyor. 7/24 çalışıyorlar. Dolayısıyla Ukrayna'da normalde aksayan hiçbir şey yok. Dünkü hadise Ukraynalıların normal yaşantısını etkilemedi. Çünkü zaten 2014'ten beri devam eden bir hadise vardı. Dün o illegal hadiseyi yine illegal bir biçimde Devlet Başkanı Vladimir Putin resmileştirmiş oldu. Arkamda canlı Kiev görüyorsunuz şu anda görüntüde, televizyonda. Ve şu anda Kiev'de normal hayat devam ediyor. Zelenski de bir açıklama yaptı. Ve halkının dirayetli oluşunu, olgun oluşunu, hadiselere metanetle yaklaşışını, panik halini olmamasını minnettarlıkla karşıladı. Bugün gerçekten Ukrayna halkının duruşu, bütün dünyaya örnek olması gereken bir duruş. Evet, burada bazı zenginler uçaklarını, özel jetlerini atlayıp gitti. Bazı imkanları olanlar, yani İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da, İstanbul'da, Antalya'da evi olan Ukraynalılar da imkanları olduğu için gerginlikten uzaklaşmak için gitmiş olabilir. Ancak Ukraynalıların büyük çoğunluğu, yani bu büyük çoğunluğu derken %87'sinden belki daha fazlası Ukrayna'da kalmayı, Ukrayna'yı savunmayı, hiçbir yere gitmeyeceğini, kendilerine ait olanı vermeyeceklerini ifade etti. Bugün Ukrayna'da hayat normal şartlarda, normal akışında devam ediyor. Değişik hiçbir şey yok. Emin olun değişik hiçbir şey yok. Gelin bakın, tanıdıklarınız varsa onlar vasıtasıyla bakın. Hiçbir şeyin değişik olmadığını göreceksiniz. Ukrayna bugün bir duruş sergiliyor. Bu önemli bir duruş. Dünya, bütün dünya, demokratik dünya, NATO ülkeleri, Batı ülkeleri Ukrayna'nın bu duruşunun yanında. Ukrayna sonuna kadar diplomasiyi, barışı savunuyor. Ve bu yönde devam edecek savunmaya. Ukrayna halkı dayanışan bir halk. Eski Kırım'ın alındığı zamanki gibi değil. Bir de orada çok büyük yanlış anlaşma var. 2014'te Kırım alında Ukrayna Devlet Başkanı Yanukovych ülkeden kaçtı. Ülke başsız kaldı, ordu başkomutansız kaldı, hükümetsiz kaldı. Hükümetsiz bir durumda, hükümetsiz bir atmosferde Putin Kırım'ı aldı. Bugün Ukrayna'nın başkentinde, Kiev'de iktidar var, hükümet var, parlamento çalışıyor, hükümet çalışıyor, Dışişleri Bakanlığı çalışıyor, bürokratlar çalışıyor, istihbarat çalışıyor. Ve en önemlisi, eli silah tutan 1 milyon kişi şu anda Ukrayna'da sınırlarda duruyor, hazır bekliyor. Yani Rusya'nın girdiği yer aslında daha önce girdiği yerde, ekstra bir karış daha Ukrayna toprağına girmiş değil yani şu anda, dün itibariyle. Daha önce girdikleri yerde bir gösteri yapıyor. Bunun haricinde olan bir şey yok. Türkiye'yi düşünün. Türkiye'nin güneydoğusunda bir terörle mücadele var 40 yılı aşkındır. Şehirler bazen bombalandı, yerle bir edildi terörle mücadelede. Bu Antalya'daki, Ankara'daki, İstanbul'daki, Trabzon'daki insan hayatını etkiledi mi? Etkilemedi. Buradaki durum da bundan farklı değil. Ukrayna'nın doğusundaki devam eden terör operasyonları, ayrılıkçı milislere karşı devam eden çatışmalar da Ukrayna'nın başkentini, Lviv'i, Odessa'yı, Harkiv'i, Poltava'yı, Dnipro'yu etkilemiyor. Ülkenin geri kalan bölgelerini etkilemiyor. Dolayısıyla Ukrayna'da bir panik havası yok. Ukraynalılar zaten bu savaşa 2014'ten beri alışık, 2014'ten beri devam eden bir savaş bu. Dün yeni olan hiçbir şey olmadı. Yeni olan tek şey bugüne kadar Rusya yalanladığı, ben orada yokum, bizim askerlerimiz değil, onlar Ukrayna'nın halkı diye söylediği yalanların hepsinin üstünü çizmiş oldu
resmileştirmiş oldu. Yalanlarını resmileştirmiş oldu. Dolayısıyla dün olan yeni bir şey yoktu. Biz gelişmeleri buradan bildireceğiz. Bir risk olursa emin olun bu riski açıklamaktan geri durmayacağız. Hem Batı'nın söylemlerini hem Putin'in söylemlerini takip ediyoruz. Ama en önemli söylemler bizce Ukrayna halkının söylemleri, sokaktaki insanın söylemleri, komşularımın söylemleri. Dün belki birçok insan uykusu kaçmış olabilir Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor diye. Ama emin olun komşularım uyudu. Bu olaylara ilgisiz olduklarından değil, kendilerine güvendiklerinden. Ukrayna halkı kendisine güveniyor. Ukrayna halkı kendisine ait olanı bu sefer vermeme konusunda çok kararlı. Onun için rahat, panik yapmıyor. Herhangi bir izdiham ülkenin genelinde göremezsiniz. Çok eminler kendilerinden ve bekliyorlar. Diplomasiyle, kan akıtmadan, çözüleceği ana kadar bekleyecekler. Yaptırımla alacaklar. O nedenle de kan akıtmadan, diplomasi yoluyla, masada bir çözümle yeniden geçici olarak işgal altında olan Donbas, Luhansk, Kırım, bütün bu topraklarını kazanacak. Belki daha uzun bir süreç olacak ama Ukrayna barışla geçici işgal altındaki topraklarını alacak. Emin olun alacak. Ukrayna kan akmasını istemiyor. Ukrayna'nın bugün elindeki silahlar ve savaşmaya hazır 1 milyon kişilik ordusuyla Putin'in oraya getirdiği 150 bin askerin üstesinden gelebilecek güce sahip. Bu motivasyona da sahip. Ukrayna ordusu da sahip. Ukrayna halkı da sahip. Rusya'nın oraya getirdiği askerler halini görseniz arkadaşlar, fotoğraflar geliyor. Onların bir savaş motivasyonu yok. Çok perişan haldeler. Telegram kanalında onlarla alakalı fotoğrafları görebilirsiniz. Yemekleri yok, yatacak yerleri yok, paraları yok. Bu halde bir ordu güya şov yaparak tırnak içerisinde daha önceden girdikleri yere yeniden girmiş oldular. Peki ne olacak sorusunun cevabı? Biden'a bağlı, Putin'e bağlı. Onların da bir görüşmesi bekleniyordu Perşembe günü. Bu görüşme dünkü Putin'in hareketinden sonra ne olacak bilmiyoruz. Ama onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat Ukrayna demokrasiden, diplomasiden, barıştan ayrılmayacak. Ve gerekirse savaştan da korkmuyor ve bunu gösterir. Burada bir panik havası yok. Ukrayna'da normal hayat devam ediyor. Siz de bizleri takipte kalın.